Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Rize'nin Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu stüdyo konuğumuz. Kendisi Rize'nin tek Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı. 31 Mart yerel seçimlerinde yaklaşık %60 oy alarak Fındıklı Belediye Başkanı seçildi. O günden bugüne dikkat çeken çalışmaları var Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun. Fındıklı'da nasıl bir yönetim gerçekleştiriliyor? Nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar? Fındıklı nasıl bir yer? Neden bu kadar dikkat çekti aslında bu belediye? Tüm bunları kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz stüdyomuza, yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizin aracılığınızla bizleri izleyen tüm halkımıza aydınlık günler diliyorum. Aydınlık yarınlar diliyorum. Ne güzel bir dilekle başladınız. Sağ olun. Şimdi Fındıklı Belediyesi'ni çeşitli aslında vesilelerle gündemde görüyoruz. Zaman zaman biz Medyaskop'ta da işliyoruz. Ben kısaca bilgilendirmek istiyorum izleyicilerimizi. Tabii ki biz bu yayınımızda aslında biraz neler yapıyorsunuz bunu konuşmayı yeğliyoruz. 2019 yılında siz gerçekleştirdiğiniz bir festival vesilesiyle arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla birlikte 3 yıllık hapis sistemiyle yargılandınız ve 25 Nisan'da karar duruşmasında bu yıl beraat ettiniz. Bu dava sürecinde aslında hem ön plana çıktı Fındıklı Belediyesi ama tabii yalnızca bunu da ansak yazık olur yaptıklarınıza. Şimdi doğrudan katılımcı bir demokrasi deneyimi olarak diye ben başlık attım. Şimdi bunu merak ediyorum gerçekten. Öncelikle 3 yıldır siz nasıl yapıyorsunuz? Orada yaşayan vatandaşları nasıl yönetime katıyorsunuz? Hangi araçlarla? Şimdi festivalde de aslında yani orada da bahsettiğiniz davayla hapsetmeden söyleyeyim. Fındıklı Belediyesi yapıyordu ama Fındıklı Belediyesi yapmıyordu. Ben belediye başkanı olarak güvenlik görevlisiydim orada, görevli. Hani festivalimizi de 5 ana başlıkta yapmıştık. 5 ana başlıkta 5 komite vardı. 5 komitenin üstünde seçili bir üst komite vardı. Festival komitesi. Ve ben o süreçte belediye başkanı değil, protokol yok bizde. Yani hiçbir uygulamada protokol yok. Protokol koltuğu da yok. Hiçbir yerde oturamıyorsunuz. Sadece o festivalimizde bile engelli ve yaşlılarımız için iki bölüm ayırmıştık. Ben de en arkada bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyordum. Yani şöyle, biz 2019 yılında seçim öncesi vaat ettiğimiz şey piramidi tersine çevirmek demiştik. Yani bir üçgeni düşünün. Üçgenin tepe noktasına çıkarmak kadar Ercüment aday adayı oluyor. İşte partideki aday adaylığı sürecini tamamlıyor. Aday oluyor. Bu sefer halka gidiyorsun. Diğer rakiplerinizle yarışıyorsunuz ve tepeye çıkıyorsunuz. Piramidin yani üçgenin tepesine çıkıyorsunuz. Ama ne yazık ki yaşadığımız toplum ve ortaya çıkan yapının kendisi piramidin tepesine çıkanın bütün kapıları kapatması ve halktan soyutlanması gibi algılanıyor. Yani bugün toplumlar baktığımız zaman hani tek adam rejimine karşı mücadele edeceğiz diyoruz. Demokrasi ve özgürlükleri getirmemiz gerekiyor. Doğrudan halkın katılımını sağlamamız gerekiyor derken bu yerel yönetimlerde de böyle. Bana ulaşması için zabıtayı açacak. Zabıtadan sonra işte sekreteri, özel kalemi. Bütün bunları biz tersine çevireceğiz dedik ve piramidin tersine çevirdiğimiz zaman en dip noktasında Fındıklı Belediye Başkanı olacak. Onun üstünde Fındıklı Belediye Meclisi olacak. Onun üstünde dedik yerel Fındıklı Halk Meclisi oluşturacağız dedik. Bu Halk Meclisi'nin üstünde de yerel meclislerimiz, mahalle meclislerimizde işte esnaf meclisi filan 8 meclis kurduk. Onun üstünde de Fındıklı Halkı. Fındıklı Halkı'nın sorunlarını taşıyabileceksek bu Ercüment aday dedik. Bir de adımız da soyadımız da Fındıklı olacak dedik. Yani beni kaldırıyoruz, biz olacağız dedik. Tek vaadimiz bu oldu. İş isteyen oldu, farklı taleplerde gelen oldu. Elbette ki biz de broşürümüzde yatırım noktasında yapacağımız bazı şeyleri yaptık. Onların bir kısmını da hayata geçirdik ekonomik koşullarla. Ama en önemli vaadimiz yönetim anlayışını değiştireceğiz dedik. Ulaşılabilir olacağız. Biz sıradan bir halk neyse bir kamu görevi yürüteceğiz ve sıradan bir halk olarak, halktan biri olarak davranacağız dedik ve ilk gün dördünde teslim aldığımız zaman kapıyı söktük ki şov yapıyor diye değerlendirildi. Bizim makam koltuğunu kaldırdık, makam masasını kaldırdık, kapı söküldü, makam aracı yok, makam şoförü yok, koruması yok. Yani yurttaşımız bize bir görev verdi, Fındıklı halkının bir bireyi olarak Fındıklı sokaklarında ve orada verilen yerde bir bu çalışma, sizin çalışma masanız bu olduğu gibi benim de bir çalışma masam sadece. O da benim değil, yönetim anlayışını içeride de değiştirdik. Bu anlamda şeye başladık hemen dördünde devraldığımız zaman
Cuma günü, dördü, çarşamba günüydü, altısında ilk müdürlerimizle toplantı yaptık. Fiiliyatta bütün müdürlüklerin fiili müdürlükleri duracak ama bu yönetim anlayışını değiştireceğiz dedik. Birim sorumluları oluşturacağız, yetkiyi artıracağız, insanlar sorumluluk üstlenecek, birim sorumlular üstünden gideceğiz dedik. İki, çok hızlı bir şekilde yerel halk meclislerini kurduk. Kadın meclisimizin ilk toplantısı 8 Mart tarihinde açık alanda yapılmıştı. Hemen belediyenin yakınında bir parkımız var. Sayım amcayı da arayayım orada. Anayım orada. Sayım amcayı daha sonra kaybettik. Sayım Parkı dediğimiz yer. Orada Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde birinci meclisini topladı. Gençlik topluluğumuz vardı. Hemen Gençlik Meclisi'ne dönüştü. Sonra Esnaf Meclisi oluşturduk. Ticari Araç Esnaf Meclisi şoförlerinden, taksi, minibüs ve şoförlerinden, Muhtarlar Meclisi oluşturduk. Çocuk Meclisi oluşturduk ve toplamda 7 Engelliler Meclisi oluşturduk. Toplamda 7 meclis oluştu. Ve daha sonra da mahalle meclislerini oluşturduk yavaş yavaş şeyde. Ve bu meclislerin üstünde bir Fındıklı Halk Meclisi dediğimiz 149 kişinin katıldığı, seçildiği bir meclis oluştu. Tabii ki burada işletebildiğimiz ve işletemediğimiz şeyler var. Alışkanlıklarımız, yani yurttaş nasılsa seçtik ve seçenin yönetmesini istiyor. Biz ise tam tersi doğrudan demokrasiyi en aşağıdan en yukarıya doğrudan demokrasiyi işletmek istiyorduk. Ve bu anlamda çelişkiler yaşamaya başladık. Örneğin Kadın Meclisi, ikinci Kadın Meclisi'nin 400 kadınla, Fındık'ta 11 bin nüfustu bir yer. 400 kadın arkadaşımızla toplantı yaptık. Ve orada seçimler yapıldı. Esnaf Meclisi 150 civarında esnafın katılımıyla. Gençlik Meclisi keza çok kalabalık. Ticari Araç Meclisi de öyle. Ama süreç ilerledikçe alışkın olmadığımız şeylerden sebep, yani biz bunu ısrarla sürdürüyoruz, hala sürdürüyoruz. Ama vatandaş, yurttaşımız şöyle diyor. Ya nasılsa başkan sizi seçtik, işte güzel şeyler de yapıyorsunuz, devam edin. Hayır, sorun o değil. Bizim devam etmemiz için biz başkanlık kültünü ortadan kaldıracak bir mekanizma kurmak istiyoruz. Başkan, 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 her yerde başkan değil. Başkan bir Fındıklı halkına hizmet verecek bir birey. Evet, bir yetkisi var. Bu yetkiyi halkı için kullanabilecek ama halkı için sadece kendi aklıyla değil, benim aklıyla değil, bizim aklıyla. Biz dediğimiz akılla yönetilmesi ve uygulanmasını istedik. Bu çerçevede çalışmalarımıza başladık. Kimi zaman sıkıntılar yaşıyoruz, kimi zaman işte buna karşı halkımızın, yani siz yapın dediğimiz gibi, kimi zaman gerçekten katılımcı oluyor ve bütün etkinliklerimizi, bütün yaptığımız işleri biz şöyle, örnek festival yapacaksak festival komitesi oluştururuz. Çok yakın zamanda bir kitap, Meci Kitap Günleri yaptık. O Meci Kitap Günleri için hemen bir çağrı yaptık halkımıza. Katılanlar da gönüllülük esasına göre bir komite oluşturduk. O komite aracılığıyla. Evet, orada ben de birey olarak çok çalıştım. Belki de o toplumun alıştığı başkanlık kültünden kaynaklanan, işte başkan ararsa daha rahat geliyor vesaire, veya ilişkileri başkan üstünden kurmak. Bunu da kurduk. Kullanıyoruz elbette ama orada çalışanıyla, yöneticisiyle bunu oluşturmaya çalışıyoruz. İçeride ne yaptık? Bütün müdürlükleri kaldırdık. Bizim dönemimizde 90 çalışanımız var, 51 arkadaş. Bizim dönemimizde istihdam ettik, bir şirket oluşturduk, yani İBE aldık. Bizde ihale yok çünkü. Bütün işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bütün ihtiyaç duyduğumuz, örneğin kilit parkeydi, betondu vesaire, bunların yatırımlarını yaptık Meci usulüyle. Ve Meci Manifestosu yayınladık. Evet. Onu özellikle sormak istiyorum. Sonra geleceğim ona. Evet, o Meci kültürünü özellikle soracağım. Bir de nasıl bir bütçelendirmeyle yaptığınız işleri de ayrıca soracağım. Tamam. Lütfen siz sözünüzü tamamlayın. Yönetim anlayışını içeride de değiştirdik. 19 birim oluşturduk. Müdürlükler var elbette ki. Harcama yetkisi olan, kağıt üstünde kayıt bulan, ama 19 birim oluşturduk. Her pazartesi günü. Halka açık bu toplantılar. Her pazartesi biliniyor. Partileri de açık, şeyi de açık, meclis üyelerini de açık. Her pazartesi günü 19 kişi artı ben toplanırız. Bir haftanın değerlendirmesi, bir haftanın planlamasını yaparız. İşçi temsilcisi de orada yer alır. Hani yönetim anlayışını da pratikte de uygulamaya. Eksiğimiz yok mu? Var. Biz deneyleyerek öğreniyoruz. Toplumcu belediyecilik bakış açısıyla, toplumcu yerel yönetimler veya yerel yönetimler toplumcu bir bakış açısını getirmek amacıyla
düşündüklerimizi, aklımızdan geçeni yönetim anlayışı olarak ortaya koyuyoruz ama bunun bir kitabı var mı diye sorsanız, evet geçmişte uygulamaları var, birçok şeyi söyleyebiliriz. Toplumcu belediyecilikte Vedat Dalıkoylu'yla Ahmet İsvanlar'ı, Efi Terzi Fikri'leri, yakın dönemde işte kooperatifçilikle birlikte Maçoğulları, Feri Hisar'da Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Bey'i, yani uygulama kooperatifçilik noktasındaki uygulamalar ve halka dokunuş açısından. Bütün bunları saymak mümkün ama bir formülasyonu yok. Çünkü coğrafya etkili, çünkü nüfus etkili, çünkü deneyliyorsunuz. Hani Türkiye'de de toplumcu yerel yönetimler anlayışı olarak uygulamalar var ama bir asgari şartları çizmiş siyasi partilerin de evet toplumcu belediyeciliği uygulayacağız veya işte modelimiz bu, yani asgari modelimiz bu, bunun üstüne taş üstüne taş koyacağız diye bir yerel yönetimler manifestosu da yok. Orada işte bizim Mecidevre'ye girdi. Evet. Biz de oraya gelirim. Şimdi anladığım kadarıyla siz belediyenizde çeşitli meclislerle Fındıklı halkının taleplerini aslında ve hem yalnızca taleplerini değil katılımcı bir biçimde hem de icra sürecine de onları tabii dahil ederek sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Hı-hı. Bir yandan da toplumcu belediyecilik gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi deneyleri mevcut. Ufak ufak da bir deneyim birikimi de oluyor. Hı-hı. Türkiye'de. Çok hızlı ilerlemese de belki. Ama ideal aslında olan toplumcu belediyecilik, ona yönelik adımlar var. Fındıklı Belediyesi de bunlardan biri anlattığınız kadarıyla. Şimdi ben biraz Fındıklı'nın sosyolojisini aslında sormak istiyorum. Siz dediniz ki 11 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Örneğin Fındıklı halkı neyle geçinir daha çok? Fındıklı'dan gençler üniversiteye örneğin giderlerse dönerler mi? Nasıl ilişkiler kurarlar? Bizim bildiğimiz ünlü Fındıklı'dan çıkmış bilim insanları var mı? Yani biraz sosyolojisini ve tabii ekonomi politiğini merak ediyorum aslında belediyenin. Şöyle ilçenin. Şöyle diyelim. Fındıklı ilçesi 409 kilometre kare. Dağıyla denizi kardeş olan ama sahil yoluyla da açık cezaevi duvarı diyorum. Biraz orada siyaset yapayım. Sahil yolu deniz ve dağ birbirine küstürdü. Yani halkın denizine kopması bu Samsun'dan Sarp sınır kapısına kadar, hı hı, böyle dağıyla deniziyle iç içe olan toplamda ilçe merkezi 11 bin nüfusu, köyleriyle birlikte 17 bin küsür, yani 18 bini bulmuyor nüfusu olan bir coğrafyada küçük Karadeniz bir kasabası. Denizi var 5-6 noktada mesela. Genellikle turizm dediğimiz zaman biz Ege ve Akdeniz sahillerini, evet, anlarız ama hemen bizim Gürcistan sınır kapımız 30-35 kilometre ötede. Orası için Sovyetler için, yani eski Sovyetler, yeni Rusya ve o coğrafya için de Batum tatil merkezi. Yani aslında Karadeniz'de de tatil hem doğasıyla hem deniziyle var. Son zamanlarda bu vesileyle bir miktar turizmde canlılık var. O da bu Fındık'ta butik turizm biraz daha. Otel yok. Hı hı. Fındıklı konakları, tescilli konaklarımız var. Fındıklı konaklarımız var. O konaklar da butik pansiyonculuk şeklinde, köy pansiyonculuğu, aile işletmeciliği şeklinde var. Bir otel oluyor şu anda, inşa edildi. Daha çok çay. İçtiğimiz her gün belki hepimizin haşır neşin olduğu çayın başkenti olarak tarif edilen Rize'nin bir ilçesi. En doğusunda Artvin'e sınır olan bir ilçe. Rize'ye 60 kilometre uzaklığı olan, yarım saatlik uzaklığı olan bir ilçe. Ana geçim kaynağı çay, fındık ve kivi de olabiliyor. Gençler şimdi şey yapınca, benim kendi gençlik yıllarımda, benim de üniversite hayatım İstanbul ve Trabzon'da geçti. Daha çok akademiye önem vermiş. Sonra tabii ister istemez coğrafyanın, tarımın aileyi besleyememesinden kaynaklı olarak akademi ağırlıklı çalışmalarla dışarıda ekmeğini kazanmak için, yani o edindiği meslekle kazanmak için dışarıya göçün olduğu bir ilçe. Şöyle özetleyeyim. İstanbul'da bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam en son seçimlerde de gördüğümüz kadarıyla hemen hemen bir Fındıklı kadar seçmen var. Fındıklı kökenli. Hı hı. Ki kadınlar evlilikten sonra kütük değişiyor. Onu bulamadığımız halde. Kütük, yani o da saçma bir şey bana kalırsa. Kütüğü neyse, kadının erkeğin, evet, evde olması gerekiyor. Böyle bir ilçe. Bilim insanları var. Örneğin Özlem Türeci. Güzel insanlar var. Örneğin Aydın Boysan. İyi mimarları, mühendisleri, doktorları, hani tıp dalında da uzmanlarımız var. Birçok sanatçılarımız var. Bunları sayabiliriz. Coğrafyada Karadeniz'in küçük bir kasabası. Kendine düşen, her yerde olduğu gibi düşen kadar. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden akademiye önem veren
bir ilçe okuma yazma oranı çok yüksek. Yazarları var kendi şeyinde, bünyesinde. Dediğim gibi folklorunu, kültürünü sürdürmeye çalışan Lazların ve Hemşinlerin yaşadığı bir coğrafya aslında. Tabii bütün Karadeniz'de böyle bir karma kültür var coğrafyada. Bizim ilçemizde de Lazlar ve Hemşinler yaşıyor. İşte biz oradan yola çıkarak geleneğimizi geleceğimize taşıyacağız diyoruz. Yani geleneğimizde var olan doğru güzel uygulamaların geleceğimize, gençlerimize, yani hani çocuklarımızdan emanet aldığımız bu dünyada o çocuklarımıza, torunlarımıza taşıyabilecek o kültürü hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz de şeyi önemsiyoruz. Örneğin yerel yönetimlere bakış açısında şöyle bir şey de yapmayı planlıyoruz. Çok dilli okul, örneğin ben İngilizce konuşmak isterdim, öğrenmek isterdim, Fransızca, birkaç dil öğrenmek isterdim, Lazca'mı da konuşmak isterdim. Konuşuyorum Lazca'yı. İlkokulda Türkçe öğrendim ben. Yani konuşuyorum ama benim çocuğum konuşamıyor. Lazcasını da öğrensin. Ama bunun dışında dünya dilleri, bilim, yani akademinin dillerini de öğrensin. Dünyaya açılsın bu teknolojide. Olanaklar biraz sınırlı, küçük kasabalar, yani Karadeniz'de birçok olanak kısıtlı. Şimdi eğitimle ilgili bu konuda da bir meci yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tam bu noktada biraz bize meci kültürünü anlatır mısınız? Amacı nedir? Araçları nelerdir? Bu meci kültürü bir insana ne katıyor? Onun katılımını, yani siyasete katılımını nasıl sağlıyor? Şimdi demin bahsettiğim siyasete katılım noktasında aslında tam da yani halkın olanın halka teslim edilmesi anlayışını, yani bir başkanlık kültünü yukarıya koyup da işte bu işlerin başkan ve kadrolarla yürütülmesinden ziyade üreten kesimin yönetime dahil olmasını, hani gerçekten emek verenin yönetimde söz sahibi olmasını yapabilmektir meci. Kimseyi ötekileştirmeden, bu Laz, bu Çerkez, bu Gürcü, yani dili, dini, ırkı ayrıştırmadan o kentin sorunlarını içselleştirebilen, o kentin sorunlarına çözüm üretebilen, çözüm üretirken ortak omuzdaş olan ve bu çözümü üretirken taş üstüne taş koyan, artı yetmez bunu koruyan, yarınlara taşıyan. Anadolu'nun birçok kadim coğrafyada, coğrafyamızda, Anadolu'da bu imece kültürü her yerde var. Meci Lazcası, biz oradan doğru çıktık. Ne vardı? Benim çocukluğumda, köyde büyüdüğümde özlemlediğimiz, hadi meci yapılır, benim çay bahçemde çay toplayamadığım zaman komşu gelirdi. Komşunun çay bahçesine bizimkiler giderdi. Orada güzel yemekler yapılır, ev sahibi kimse. Ortak dayanışma yapılarak bir çaylar toplanırdı. Bu bir karşılıklı yardımlaşma. Evet. Ama bir karşılığı vardı. İki, bu imece-meci kültüründe gerçekten ihtiyaçlı olan evi yapılacak, evimizi yapacağız insanlar veya yeni gençler evleniyor, ev, yani ayrılacaklar, kendilerine ev yapıyorlar. Bu sefer yine meci devreye giriyordu köyümüzde, köylerimizde. Ne yapıyordu? Ağaç taşınacak, ağaç taşınıyor. Beton atılacak, beton taşınacak, taş taşınıyor. Bir karşılık yoktu. Yani bir, o başka bir dayanışmanın bir üst taşımasına. Yani ihtiyacı olana ihtiyacı olduğu kadar omuzdaş olabilmek. Her şey çünkü toplumda parayla ölçülür değildir. Yani o kağıt şeyiyle ölçülür değil. Üçüncüsü, bizim buradan yola çıkarak hedeflediğimiz işte halkın olanın halka geri verilmesi. Ne? Biz meci kültürüyle kimseyi ötekileştirmeden dedik, işte halkın olanı halka vermek için bir çalışma yapacağız ve örneğin dedik, bir sokak iyileştirmesi yapacaksak o bölgede yaşayan halka danışıyoruz. Ve bu danışmayla birlikte ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri belediye olarak zaten bunu karşılamamız gerekiyor. Olanaklarımız yok. Belediye, küçücük bir belediye, zaten İller Bankası'na borçlu bir belediye, kesintileri olan, çalışanın, emekçinin alın terini verebilmeye çalışan hedefimiz o. Önce bir kere alın terinin, emeğin karşılığını verebilmek, öncelikle onu şey yapıyoruz. Ondan sonra yatırımlarımız, ne yapmamız gerekiyor? O zaman ihale yapmayacağız dedik. Meci devreye girdi. Yapmayacağız, nasıl yapacağız? İşte biz Kilit Park'e ihtiyacımız varsa bu tesisi nasıl kurarız? Dayanışmayla
Bu tesisi oluşturduk. Onun bedelini ikinci el makinelerle bunu oluşturduk. Bu sefer orada istihdam yaratmış olduk. Hı hı. Orada ürettiğimiz şeyi pekala sokakta taş döşeyeceğiz. Yani ustalarımız var ama bunun yardımcıları diye halka çağrı yaptık. Meci var diyoruz. İşte Fındıklı'da 2021 yılının son taşını beraber koyalım dedik. Caddelerimizi doğalgaz altyapısını tamamladık. Üst yapıyı engelsiz kent yaratmaya çalışıyoruz. Kaldırım yok, sıfır kaldırım. İlk başta mesela vatandaş direndi, böyle kent mi olur ya, sıfır kaldırım nasıl olacak vesaire. Onu araçlar park etmeye başlayınca park etmemeleri gerektiğine dair ben müdahil oldum. Biraz da dönem dönem ya başkan sen başkansın bu kadar agresif davranılmaz dedikleri anlar bile oldu. Onu bile yaptık yani, bak lastiği indiririz bu yeye yolu. Yani böyle şeylerle bunu alıştırdık ve halk o meciye katıldı. Yani şeyi gördü, halka dokunursanız Fındıklı halkı evet üretiyoruz. Burada söz sahibi olacağız. Bu meci bizim mecimiz. Bu sokak bizim sokağımız. Korumalıyız diye. Bir caddeyi sokak iyileştirmesi yaparken çok ilginç bir kelime kullanmışlardı. Farenin bile geçerken korktuğu sokak şu anda bizim en keyif aldığımız sokağa döndü. Ama nasıl döndü? Bunun da yine yurttaşımız söylüyor, oradaki yurttaşımız. Kendileri katıldı. Cepheleri iyileştirdik. Bak bu artı değer sağlayacak ve senin konutuna artı değer sağlayacak. Atıyorum 10 kuruşsa 15 kuruş olacak veya 12 kuruş olacak. Bunu ikna ettik. Katıldı. Komite kurduk. Komitenin içerisinde yer aldı. Teknik hizmeti biz verdik. Ve oradaki bütün hesabı kitabı gördü. Gördü, evet burada kimsenin hakkını yemeden belediyenin olanaklarıyla birlikte bu yapılabildi. Yani toplumsallaştırmaya başladık bu işi. Yani birinci şey karşılıklı dayanışmayla toplamak, ikinci ihtiyaç bu sefer gerçekten hepimizin ihtiyacı olan kentte bu mecinin toplumsallaşması ve bunun korunmasına döndü. Buna ilişkin gerçekten 3 yıl boyunca işte geri dönüşüm ayrıştırma merkezi kurduk. Belki de büyük Trabzon'da var, Rize'de de toplama merkezi var. Bunun yanında işte ahşap atölyesi kurduk, kilit parke santrali kurduk, beton santrali kurduk, kırma aleme tesislerini kurduk. Hiç sosyal tesisimiz yoktu. Birçok yerde deniz kenarında düşünün ki bir kafeniz yok, kafeteryanız yok. Dedik ki meciyle kafeterya yaptık. Şu anda Aydın Boysan sosyal tesislerini de inşa ettik. Restorantımız da olacak. Bunlar hepsi dayanışmayla, meci kültürüyle. Gittik, biz anlattık kendimizi. İş insanlarına da anlattık. Şu anda tiyatro salonumuz, sinema salonumuz yoktu. Bitmek üzere Haziran ayında tiyatro sinema salonu sahibi olacağız. Bu da bir dayanışmayla karşılıklı bir iş insanımızın. Anlatırsak ve bizim oradaki geleceğimiz olan çocuklarımıza dair, yaşadığımız coğrafya orası çünkü. Yerel yönetimde sadece altyapı üst yapının yapmak değildir. Tam da işte bizim geleneksel kadim kültürümüz olan bu meci kültürünü, yani geleneğimizi geleceğimize taşımaktır dedik. Ve bu manifestoyu yayınlayarak bütün işlerimizi, yönetim anlayışımız da o, meci ile yapıyoruz. Zaten vatandaşların siyasete katılım noktasında herhalde işte parlamentoda örneğin oy kullanıyorlar, milletvekilleri var. O da şehri temsil ediyor ama ne kadar ilişkili olabilir zaten? İşte Ankara'da başka bir yerde bir yönetimden bahsediyoruz ama yerel yönetimler birebir sokağına kapısını açtı çıktıktan sonra aslında her şey yerel yönetimler içerisine giriyor. Şunu merak ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi içinde nasıl tepkiler alıyorsunuz bu yönetim anlayışınızla? Ve hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tarz çalışmalar yürüten belediyeleri, hem de siz de Fatih Maçoğlu'ndan bahsettiniz. Oğacık Belediye Başkanı'ydı, sonra Tunceli Belediye Başkanı oldu. Bu tarz toplumsal belediyecilik yapan belediyelerle karşılık ilişkileriniz var mı? Bu zihniyetin aslında hem yayılması için hem de dayanışma anlamında. Şöyle, olumsuz bir şey yok. Hatta genel başkan yardımcımız geçen gün geldiği zaman işte elbette kendisi orduluydu, Seyit başkanımız, yerel yönetimlerden sorumlu Seyit Dorun genel başkan yardımcımız geldiği zaman. Evet, yeni bir yani biz Fatsa'yı biliyorduk ama Fındık'ta çok kısa zamanda çok farklı bir yapı yapılıyor diyor. Olumlayan noktada ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte dönem dönem yöredeki belediye başkanlarımızla veya büyük kentlerdeki belediyelerle diyalog içerisinde oluyoruz. Örneğin çok yakın zamanda Şişli Belediye Başkanımız hem bize geldi hem biz kendileri katılımcı bütçe çalışması yürüttüler. Biz
üçüncü iki yıl, yani iki kez bütçe yaptık. İki yıldır biz bunu yapıyorduk. Mahallelerde örneğin ne kadar bütçemiz var yatırıyoruz masaya. Neyi personel gideri, sabit giderlerimizi söylüyoruz. Kalanını nasıl yatıracağımıza dair, yatırım yapacağımıza dair. Hatta biz bir üst aşaması, örneğin suyu, içme suyuna indirimi orada talep geldi yurttaştan. Gelirlerimizi de belirlemeye, yani zorunlu. Suya zam yapmayın dediler. Zam yapmadık. İndirim yaptık. 15 metreküp o zaman da birçok kentimizde uygulanan şeyi biz de uyguladık. 15 metreküp suyun temel bir hak olduğunu, aslında ücretle satılmaması gerektiğine inananlardanız. Onun için yani bir kademelendirme ile başladık ve indirime geçtik. Bu yerel halktan geldi. Şişli Belediyesi katılımcı bütçe çalışması yapınca bizi çağırdı. Biz aynı noktada kendisinin işte komşu çalışmaları, oradan etkilendik. Filiz'le Efes Selçuk Belediye Başkanımızdaki tarım alanındaki çalışmalarıyla etkilendik. Bütün bunların birbirimizle dayanışma öğrendiğimiz şeyler var ama şöyle bir gerçekliğimiz, elbette ki toplumcu belediyecilik açısından Vedat Dalukay'ı, Ahmet İsvanlar'ı bugün konuştuğumuz zaman ve uygulamaları, Ali Dinçer'leri, Fikri Sönmez'leri, bunları konuştuğumuz zaman birçok yararlandığımız, hatta Mehdi Zanalar'ı 79'larda Diyarbakır'daki birçok uygulamaları örnek alabiliriz. Ama genel anlamıyla tanımlı olan bir toplumcu belediyecilik veya işte yerel yönetimler, yönetimlerde toplumcu bakış açısı hepimiz de var. Ama asgari bir model tariflenmiş bir, bizim ülkemizde tariflenmemiş. Çok ciddi örneklerimiz var. Veya Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'de yürütmüş olduğu çalışmaların bir kenti düşünün. Ha, ben orada kente gittiğim zaman tabela görmüyorum. Ama her yerde baktığımızda, hangi kente giderseniz gidin, Eskişehir diyoruz, işte Avrupa'nın modern kentlerini andırıyor. Niye andırıyor? Bir estetik var. Evet. Yani şimdi buradan öğreneceklerimiz var. Hepimizin uygulamalarını derleyip toparlayacak bir yerel yönetimler anlayışını yeniden tartışmamız ve inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Veya sevgili Fatih Maçoğlu'nun, Mehmet Fatih Maçoğlu'nun Ovacık'ta başlatmış olduğu, çok belki... Ha ne olacak, 10 ton nohut ekmiş de ne olur? Hayır, öyle değil işte. Bir yerel yönetim anlayışıyla kendi çocuklarına nasıl dokunabileceğini, nasıl üretimin teşvik edilebileceğini, nasıl gerçekten o üretimden gelen güçle etkin olabileceğini özlemlediğimiz, zehirsiz bahçeyi, zehirsiz gıda ki özlemlediğimiz o toplumu nasıl yaratacağımızın nüveleri. Hı hı. Veya Fındıklı'da da biz tam da onun için şeyi söylüyoruz. Biz sözün, yetkinin, kararın Fındıklı halkında olduğu bir yerel yönetim anlayışı. Gerçekten üretmek gerektiğini, ürettikçe yönetimde o üreten ilişkinin, her kimse, bunun siyasi görüşü farklı olabilir, Cumhuriyet Halk Partili olmayabilir, bunun sosyalisti olabilir, Milliyetçi Hareket Partili, Adalet ve Kalkınma Partili veya Cumhuriyet Halk Partili. Aynı coğrafyada üretmek başka bir şey. Siyasal farklılıklarımız bizim renkliliklerimizdir. Ama insanın insanlığa hizmet edeceği bir anlayışla üretiyorsak yönetimde de söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. Bunun örneklerini belki de bu yüzyılda tartışmamız gerektiğini düşünenlerdenim. İnşa etmek için de mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü başka bir ülke yok, başka bir Fındıklı yok, başka bir Rize yok, başka bir Trabzon yok veya Karadeniz, başka bir coğrafyamız yok, Türkiye'miz yok. Başka bir dünya yok. Hı hı. Burada yaşayacağız ve halkın, bana kalırsa, yabancılaşmadan, siyasete yabancılaşmadan tam da siyaset yapmak gerekiyor. Aman siyaset üstü her şey diye tariflenen şeye ben karşı çıkıyorum. Her şey tam da siyaset, ama siyaseti farklılıklarımıza rağmen ortaklaşabildiğimiz noktadan başlayarak insanın insanlığa hizmet etmesi şeklinde yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tam bu noktada aslında gelmek istediğim yere varmış olduk. Doğa meselesini sormak istiyorum. Şimdi insan merkezli ya da insanın da doğanın bir parçası olduğu bir anlayışla ikisi çok farklı yerlere çıkabilir. Şimdi Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz, biliyoruz ki biz ekolojik mücadelede öncü oldu. Dağlarıyla, dereleriyle ve büyük bir de aslında saldırı da var oraya hala. Şimdi hidroelektrik santraller özellikle doğayı tahrip ettiği için çok eleştiri alıyor. Fındıklı'da
bu konuda Fındıklı Dereleri platformu olmak üzere özellikle bu alanda aktivistlerin önem verdikleri, Fındıklı halkının da doğaya önem verdiğini biliyoruz. Size hem bunu soracağım, Fındıklı'daki ekolojik mücadeleyi, hem de şu konuda çeşitli eleştiriler alıyor musunuz? Sizin kendinizin su ve elektrik üretimiyle ilgili yapmak istedikleriniz bir hidroelektrik santrali benzeri mi olacak, değil mi, ne farkı var? Bunu bu tarz eleştiriler duydum ve dolayısıyla cevaplamanızı rica edeceğim. Şimdi şöyle, su bir haktır. Şimdi kentin içme suyu, önce oradan başlayayım, sonra şeyleri söyleyeceğim. İçme suyu ihtiyacı var ve kente yaklaşık 21 kilometreden sonuçta SUKAP projesi bir devlet yatırımıyla, ortak yatırım, belediyenin kredilendirimi %50 hibe, %50 şeyle proje yaptırıldık ve oradan içme suyu getireceğiz. Ben çıplak haliyle tarif edilen HES'lere kesinlikle karşıyım. Doğayı müdahale eden, yaşam alanlarımıza dokunan, bu sadece HES'ler değil, güneş enerji GES'lere de, RES'lere de karşıyım. Yaşam alanlarımıza müdahale eden, güneş enerjisini den yararlanarak elektrik enerjisi elde edebiliriz. Evet, yeni teknoloji, yenilenebilir enerji. Yalnız onun atıklarının depolanması da bir sorun. Evet. Veya en verimli topraklarda bu güneş enerjisinden elde ederseniz, konutları değerlendirmezseniz, konutların çatılarını değerlendirmezseniz, yani bir makro politika, ülkenin politikası olmadan bunları yaparsanız bunların hepsi problem. Bir enerji ne için, nasıl ve kimin tarafından yapıldığı, üretildiği çok önemli. Bu soruların hepsinin alt başlıkları olabilir ve tanımlı olabilir. İçme suyu projesiyle birlikte kente girecek olan, yani bu içme suyu projesi arıtma tesisine kadar 900 küsür metreden gelirken kentin, Fındıklı Belediyesi'nin kullandığı enerjiyi de elde etmek mümkündür. Dedik, kapalı sistem. HES değil bu. Hı hı. Evet, su gücünden yararlanmak. Evet. Bu anlamda evet eleştiriler olmuştu ama sonuçta biz halka rağmen bir şey yapmak değil, yine halka soracağız ama bilimi ve tekniği kullanmayacaksak yönetici olmamız veya işte toplumun gelişiminin önüne engel koymamız anlamına gelir. Bilimi ve tekniği kullanarak yaşam alanlarına müdahale etmeyecek, enerji ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Bugün Fındıklı Belediyesi 3,5 milyon enerji parası ödüyor. Kime ödüyor? X firmasına. Devlete değil, kamusal bir yatırım değil. Aslında baktığın zaman sermayeye. Bizim olan bir enerji olması gereken şeyi sermayeye, dağıtım şirketleri veya işte üretim şirketleri hep sözelleştirildi. Buna dair bir şeyimiz yok. En son genel başkanımızın çıkışı da çok önemliydi. İşte ödemiyorum. Ödeme gücü olmadığı için değil. İstanbul'da büyük bir problem. Tabii ödeme gücü olmadığı için değil. Tam da bunu bu olaya vurgu yapmak için. Fındıklı halkı için ihtiyaç duyduğumuz yatırımları yapmak veya enerjisini üretmek ki bunlar çok uzun konu. Lisanssız üretim söz konusu bunda. Lisans almak, hani lisanslandırıp ticarileştirmek değil, kamu adına lisanssız üretim yetkisi var yasalarda, EPDK'dan doğru da buradan doğru. Ama sorun buradaki şey değil, bir HES değil, içme suyu projesinden yapılırken elde edilecek düşüden, yani yükseklik farkından elde edilecek enerji, yani boşa gitmesin, yani bir teknik olarak da buna bir zarar vermiyor içme suyuna arıtmaya gelene kadar. Zaten arıtma sonrası yönetmelikler izin vermiyor. Çok ağır şartları var, yapamıyorsunuz. Hı hı. Arıtmaya kadar olan bölümdeki yükseklik farkından mikro düzeyde, düşünün ki rüzgar gülü veya düşünün ki dinamo koyup elde edilen enerjiden bahsediyoruz oradaki. Asıl tabii ki biz bu duayı çocuklarımızdan emanet aldığımıza inananlardan ve bu mücadeleye klasik anlamda ifade edilen HES dediğimiz, yani yaşam alanlarımıza müdahale eden, benim köyümden akan dereye 20 tane Fındıklı toplamında, yani pardon 10 küsür Fındıklı toplamında 2 tane vadide 24 tane bir proje yapıp sermayeye bunu peşkeş çekerek oradaki yaşam alanlarını bitirmek, biz buna karşıyız. Veya Çoruh'ta yapılan enerji ihtiyacımız mı? Çoruh'ta şimdi yapıldı kaç tane Yusufeli kaldırılıyor. Enerji, bütün bunların değerlendirilmesini yapalım. Ne için, nasıl ve kimin tarafından yapıldı? Enerji ne kadar ihtiyaç var? Evet, bu çok herhalde kritik bir soru. Kritik, siz dediniz evet. ki içme suyuna ihtiyaç var. Tabii, tabii ki elektriğe de ihtiyaç var. Tabii. Bu çerçevede bakılan, mesela Doğu Karadeniz Derelerin Kardeşliği Platformu ve Fındıklı Dereleri Koruma Platformu, Fındıklı'da yapılacak olan bu şekilde sermayeye talana açılmış ki Güneysu'da, Senöz Vadisi'nde etrafımızda gördüğümüz bu talandan tamamen derenin kurutulması ve aslında çok efektif de olmayan sermayeye, İkizdere'de sermayenin bir avuç sermayeye sunulan HES'lerin tamamına karşıyız. Bunun yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bir kamusal yatırımdır. Kamu adına, kamunun yapması gerekiyor. Temel bir ailenin
15 metreküp suyu, 230 kilowatt saat enerjiyi, 90 metreküp doğalgaz yani veya eş değeri yakıta, hı hı, ve 100-150 lira TL civarında iletişimi ücretsiz olmalı. Sosyal devlet için bunlar olmazsa olmaz olmalı bana kalırsa. Bunu yapacak yerel yönetimlerde bir toplumsal bakış açısı da sunmak gerekiyor. Biz neden musluktan içme suyu içemiyoruz? En doğal hakkımız yerel yönetimlerin en temel hizmeti olması gerekirken bunu yapamıyoruz. Bu çerçevede hatta Fındıklı Derileri Koruma Platformu üyelerinden 3 arkadaşımızın 7 Haziran'da davası var. Yine Fındıklı Derilerine dair orada bir çalışma yapan firma yetkilisine müdahale eden sebep bizim arkadaşlarımız yargılanıyor. Fındık Pazar Adliyesi'nde olacağız o gün. Arkadaşlarımızın yargılanması bizim yargılanmamız anlamına geliyor. Hı. Yine o klasik anlamda HES kavramına elbette ki karşıyız. Yaşam alanımıza dokunabilecek şeye karşıyız. Örneğin başaramadığımız bir şey var Fındık'ta. Bunu da söylemek gerekiyor. Dereleri cezaevi duvarına hapsettik. Koruma denerek, diyerek duvarlarla derelerimizi iki tarafında yüksek duvarlarla ördüler ve bir kanalı aldılar. Burada yaban hayatı geçemiyor. Yani doğuyla batı, kuzeyle güney olduğunu düşünün. Oradaki yaban hayatın bir yerde sönümlenmesini bile sebep oluyorsunuz. Halbuki bunun teknolojik olarak yatay anlamda derenin eğer ıslah edilmesi gerekiyor ki gerekiyorsa suyun ıslah edilmesi değil insanoğlunun ıslah edilmesi gerekiyor. Bizim açlığımızın ıslah edilmesi gerekiyor bana kalırsa. Deri yataklarına ev yaparsanız, ulaşımı sağlıklı yapmaz ve en kolay yoldan yaparsanız elbette ki doğa öcünü alır. Sonra biz buraları duvara çeviriyoruz. Teknoloji buna uygun. Ama sadece bizim değil ki bu doğa. Evet, ekolojik yılanın dengeye müdahale edilmiş oluyor tabii. Ve çok üzüldüğüm bir olayı anlatayım. Bir ayı yavrusu böyle bir kanala düştü ve hayatını kaybetti. Biz de oradan çıkarmak, hı hı, zorunda kaldık ve buna şahit oldum. Düşünün ki o yaşayacaktı. Sadece bizim değil yani bu dua. Dolayısıyla mesela onda başarılı olamadık. Derilerimizin temiz tutulmasında başarılı olamadık. Kırmızı benekli alabalık tükendi gibi. Bu bizim vahşiliğimiz. Ama buna dur diyemedik, o vahşiliği yenemedik. Sadece çıplak anlamıyla, çıplak bir kavram olarak HES... Elbette ki bu mücadele, bugüne kadar verilen mücadele HOPA'dan bütün Karadeniz bölgesinde özellikle öne çıkan Alakır'ından tutun daha sonra Loç Vadisi'ne birçok yerde öne çıkan ekoloji ve doğal yaşam mücadelesinin kendisini geriye uğratmayacak bir noktada durmamız gerekiyor. Bunu hiç asla ve asla tartışmıyorum ama... Evet, bunu farklı anlatmanız çok tabii, yerinde oldu gerçekten. Tabii yani bunu asla ve asla bunun şeyinde olmamak gerekiyor. Bunun tartışması olmaz, bu masaya gelemez. Yaşam alanı. Hı hı. Ama bu yaşam alanı sadece bize ait değil. O coğrafyayı koruyacaksak börtü böceğiyle, ağacıyla, her şeyiyle korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim ekonomik açlığımız ve zihinsel açlığımızı da doğadan öc alarak çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bir kayyum siyaseti ve belediyelere kayyum atanması riski ve bu siyaset gündeminde zaman zaman yer alıyor. Baktığımızda aslında sizin de belediye başkanı seçildiğiniz günden bu yana böyle bir risk, tehlike gündemde olmuş. Ama şu anda böyle bir gündem risk var mı sizce, yoksa bu atlatıldı mı, ne dersiniz? Şu anda yok ama bir ülkede güzelliklerden yanaysanız yarın sabah neye uyanacağınızı bilemiyorsunuz. Evet, Fındıklı'da da bir kayyum 2020'nin Temmuz aylarında bir kayyum söylentileri oldu. Halkımız çok ciddi tepki verdi. Şöyle, hem orada iradesine sahip çıktı hem de bizim demin bahsettiğimiz, ilk girişte bahsettiğimiz yargılamada Fındıklı halkı kendi iradesine, elbette Ercüment Şahin Çervatoğlu olarak, birey olarak baktığınız zaman benim için çok onurlu bir sahip çıkılış. Ama orada daha onur duyduğum bir şey, Fındıklı halkı siyaset gözetmeksizin çok farklı siyasetlerden, yani gerçekten muhalif olan, belki de Adalet ve Kalkınma Partisi, belki de MHP'li, belki de İYİ Partili, belki de CHP'li, belki de sosyalist, birçok kesim Fındıklı iradesi yargılanamaz diye bizim davamızda binlerce yurttaşımız orada sahip çıktı adliyenin önünde. Bu başka bir onur tabii. Bunu her yerde yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü seçilenler seçilmiş oluyor, temsilci. Aslında halkın kendisidir. Halktan uzaklaşmamak
ve halkla birlikte, halkımızla birlikte bir şeyler yapmak, yerel yönetimde olsa, genel yönetimde olsa halkımızın çıkarlarını gözetmek önemli olan. Yani demin de söyledim, bir slogan olarak söylemiyorum bunu. Gerçekten insanın insanlığa hizmet etmesi temelinde, ki bu insanın insanlığa hizmet etmesi devrimciliktir bana kalırsa. Üretenin üreterek ve üretenin de yönetimde yer alarak bir anlayışın inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Burada da yerel yönetimlerde çok önemli görevler düşüyor yerel yönetimlerdeki. Bu tarımdan eğitimine birçok konuda. Yerel yönetimleri ben bazen espri yapıyorum, toplantılarda söylüyorum. Adam asamaz, para basamaz. Yani maliye ve adliye kısmı yok. Geri kalan belediye başkanları da çok büyük etkilerle donatılmış ki yerel yönetimler yasasının yeniden tartışılması, halka katarak ama bir yerlerde tırnak içerisinde kapalı odalar adından biz üç uzmanı bir araya getirdik ve yerel yönetim anlayışı böyle olacak. Bir siyasal partinin sürekliliğini sağlayabilecek ve artı sağlayabilecek yasalarla değil, gerçekten özgür, şeffaf, toplumcu bir bakış açısıyla halk yeniden yerel yönetimler anlayışını veya yasasını çıkarmak gerektiğini düşünenlerdenim. Çok teşekkürler bütün ayrıntılarla aslında Fındıklı'daki deneyimi anlatmış bulunduğunuz bize. Hem de toplumcu belediyeciliğin araçları neler, neler sağlayabilir, neler kadar bunları stüdyomuza anlattınız. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan da son olarak şöyle ifade edeyim. Gezi tutuklularına, hepsine Kavalası'ndan, Osman Kavalası'ndan sevgili Mücella Abla'ya, meslektaşım sevgili Tayfun Karadağ'a, Can Atalı'ya ve diğer Çiğdem'e çok çok şöyle diyelim, selam gönderelim burada. Onların yaratmış olduğu bakış açısı ve yani gezi anlayışı aslında yerel yönetimlerin orada yaşanan sürecin nasıl paylaşımcı bir süreç olduğunu, nasıl insanlar birbirlerini ötekileştirmeden yaşayabileceklerini gösterdikleri bir süreç olduğu için bugün cezaevinde olduklarını düşünüyorum ve onlara buradan bir selam göndermek istiyorum. Şimdi de adalet nöbeti için Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'ne geçeceğiz kadın korosuyla birlikte. Güzel. Bu özel yayınımızda Rize'nin Fındıklı ilçesi belediye başkanı Ercümen Şahin Çervatoğlu'nu ağırladık ve toplumcu belediyecilik üzerine söyleştik. Yayınımız devam edecek. İyi akşamlar.